Hasan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun fuarınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hasan Bey, Osmanlı Oto Aksesuar olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet en önemlisi, hizmet kalitesi. Ürün çeşitliliği olsun, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Hasan İpek kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben Hasan İpek. 20 yıldır polyester işi yapıyoruz. 5 yıldır da ABS vakum işi yapıyoruz. Müşterilerimize her zaman için kaliteli ürünü vermeye çalışıyoruz. Yeni modeller üzerinde çalışmamız hiç bitmez. Ar-Ge çalışmamız hiç bitmez. Kesinlikle müşteri memnuniyeti bizim için en önemlisidir. Evet. Fiyatlar en iyisidir. Kalite en iyisidir. Hizmet en iyisidir. Müşteriye sattık bu iş bitti diye bir şey yoktur bizde. Müşteri tekrar dönebilmesi için bize her zaman için yeni modellerle, yeni versiyonlarla müşterimize hizmet vermekteyiz. Evet. 20 yıldır bu işin içerisindeyiz. Artık piştik diyelim, doyduk demiyoruz ama hizmet de bitmiyor hiçbir şekilde. Üretimimiz geniştir, yelpazemiz geniştir. Yaklaşık 10 bin metrekarede üretim yapıyoruz. Bu daha da ileri seviyelere götürmeye çalışıyoruz. Üretimimiz her zaman için makinalaşmayla üretimi yapıyoruz. Robot olsun, makine olsun, enjeksiyon olsun, vakum olsun. Kaliteli ürün, kaliteli temiz ürün, zamanında ürün vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Evet, üretim yeriniz Kayseri'de. Üretim yerimiz Kayseri merkezde. Kocasinan'da. Kocasinan'da ve Melikgazi'de iki ayrı işletmemiz vardır. Fabrik olarak 5'er bin metrekare üzerine oturuyor. Toplamda 8 metre kapalı alanım sahibiz. Lojistik ve depomuz mevcuttur. Stoğumuz mevcuttur. Evet. Sıkıntımız yok. Üretimden yana her zaman için zamanında ürün üretim yapmaya ve ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Peki üretmiş olduğunuz ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Genelde araçların dış dizayn üzerine biz üretim yapıyoruz. Bu dediğimiz tampon lip, bumper lip, maşbiyel lifler, bıçaklar, difüzörler, kapı rüzgarlıkları, güneşlikler, işte dış dizaynda bir arabaya binek grubu olsun, ticari grubu olsun, her çeşitte ve her çeşidinde çeşidiyle beraber üretim yapıyoruz. Evet, peki kullanmış olduğunuz malzeme nedir bu üretim aşamasında? Kullanmış olduğumuz malzemeler ABS plastik ve bunun yanında polyester malzemelerinden üretimler yapıyoruz. Üretimi yapıyorsunuz. Evet. Bunları da firmalara kendi lojistiğinizle beraber. Lojistimizle beraber sevkiyatlarını yapıyoruz. Sevkiyatlarını gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Şimdi yapmış olduğunuz iş aslında dışarıdan her ne kadar kolay gibi gözükse de zor bir sektörün içindesiniz. Bunun tasarımı olsun, modelleşmesi olsun, kalıbı olsun, üretimi olsun, her şey bize ait olmakla beraber bir de müşterinin beğenebileceği görseller önemli burada. Evet. Yaptığın iş belki görsel güzeldir ama müşteri beğenmeyebilir. Biz bunu beğeneceği bir şekilde üretim yapıyoruz. Bir kalıp, iki kalıp, üç kalıp öyle tutabiliyor. Önemli değil, müşterinin sevdiği ürün önemli bizim için. Böyle. Peki hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir Hasan Bey? Kriterler şu. Önce müşteri memnuniyetiyle beraber ürün kalitesi bizim için önemlidir. Fiyat ona göre değişiyor tabii ki. Kaliteden taviz vermeyiz kesinlikle. Evet. Yani biz üretimimizi 20 yıldır yapıyoruz. Patentli ismimiz, markalara mevcuduz. Mevcut markalarımız var. Bunlara istinaden bu marka adı altında kesinlikle kalitemizi bozmuyoruz. Evet. Ham madde fiyatları artsa bile, fiyatlar çok yükselse bile biz fiyattan taviz veririz ama kaliteden taviz vermeyiz. Evet, en önemlisi de bu. Evet. Tamamıyla kalite odaklı. Evet. %100 müşteri memnuniyetiyle hizmeti öyle veriyorsunuz diyebiliriz. Aynen. Peki firma olarak ayrıcalığınız nedir? Sektörde yalnız değilsiniz. Türkiye genelinde muhakkak sizin gibi üretim yapan, hizmet veren firmalar bulunmakta. Osmanlı Oto Aksesuar firmasını diğer firmalardan ayırt eden özellikler nelerdir Hasan Bey? Şimdi herkes kendi kalitesini över. Her şekilde ben de kalite yapıyorum der. Ama bugün Türkiye'de her ilde, her ilçede, her beldede benim ürünüm ve bayim vardır. Evet. 20 yıldır biz bayileştirdik. Pazarlama olayı bizde yoktur. Direkt bayilik sistemiyle biz ürün satıyoruz. Herkesin malı güzel, benim malım daha güzel. Ürünlerimiz daha kaliteli. Bu 20 yıldır biz bu işi yaptığımız için bir sanayiye gittiği zaman herhangi bir ilde, ilçede
Osmanlı ürünü var mı dediği zaman kim o demez. Evet. Var der ya da yok der, kalmadı der. Evet. O şekilde getirdik biz piyasamızı. Kalite bizim için her zaman için önemlidir. Yani müşteri alır, beğenmez önemli değil. Geri gönderir önemli değil. Yerine ister göndeririz her şekilde. Evet. Bunu müşteri arabasına takana kadar garantisi bize ait. Ondan sonra bitiyor mu? Bitmiyor. Bunun boyası var, bunun akriliği var, bunun işte 2 yıl garantisi var her şekilde. Vurmadığı sürece, kırmadığı sürece bir ürün kalitesi bize ait. Evet. Yani tabii ki ürünü tasarlayıp üretmek değil, satış sonrası hizmet de çok önemli. Bölüm bu zaten. Müşteri aldıktan sonra güneş, soğuk, doğa olayları her zaman için ürüne birebir zarar veren unsurlardır. Evet. Bu unsurlara karşı biz malzememiz her zaman için kaliteli malzemeden üretmeye çalışıyoruz. Dayanıklı malzemelerden. En önemlisi bu zaten. Burada da rekabet zorlaşıyor. Çünkü biz kayıt dışı hiçbir şey yapmıyoruz. Önemlisi bu. Evet. Devletimiz istediğimizde kayıt dışı olaylarla mücadele etmesidir. Biz edemiyoruz. Kimse bu firma şunu bu eksik yapıyor diyemeyiz. Bunu devletin takip etmesi gerekiyor. Biz hizmet vermemiz gerekiyor. Evet. Yani siz her zaman yapmış olduğunuz ürünler, vermiş olduğunuz hizmetin arkasında olduğunuz için tercih ediliyorsunuz da diyebiliriz. Evet. İleriye dönük olarak hedefiniz nedir peki? Sektörle alakalı neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya bugün itibariyle belki polyester 2000 çeşit, plastikte 300 çeşit üretim yelpazesine sahibiz. Bu çeşit bitmiyor. Yeni yeni Ar-Ge çalışmaları, yeni yeni modeller, tasarımlar bitmeyecektir. Evet. Çünkü 2020, 2021, 2022 araç firmaları yeni yeni modeller çıkarıyor. Bir arabanın bir modeli değil, bir arabanın iki model, makyajlı olsun, düz kasası olsun, binek ticari, hafif ticari yetişmek gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Müşterinin ne istediğini bilmek gerekiyor ki yeni Z kuşağı dediğimiz gençlerimizle zevkleri çok farklı. Gerçekten çözmekte zorlanıyoruz bazen ama başarıyoruz. Evet. Önemli olan tabii ki burada hizmet kalitesi olsun ya da ürün kalitesi olsun. Bunlardan hiçbir şekilde ödün vermeden sektörde devam edebilmek de çok çok önemli. Evet. Gelen talepler doğrultusunda tabii ki siz de müşterinin istediği cevapları kaliteli bir ürün olarak zamanında çıkartmak şartıyla çalışmaya çalışıyoruz. Evet. Zaman zaman tıkandığımız zamanlar oluyor. Muhakkak olabilir. Aşırı derecede yoğun siparişlerimiz olabiliyor. Buna bağlı olarak yaşamış olduğumuz şu günden pandemi dönemiyle kapalı olan dönemde bile kesinlikle mesai yapmak şartıyla üretim yaptık. Gecikmeli olsa siparişlerimizi çıkarttık. Başardık diye düşünüyorum. Ne güzel. Peki buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ürünleriniz hakkında öneriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Tabii ki yani. Şimdi müşterilerimiz olsun artık bir aksesuarcıya gidip şu var mı diye sormuyor. İnternet üzerinden. Web sitemiz mevcut. WhatsApp mevcut. Instagram mevcut. Müşteri hizmet numaramız mevcut. Fiyat alsın. Görüntü alsın. Tasarım yapsın. İncelesin, baksın, acil karar vermesin. Evet. Çünkü bu ürünler kargoya verilip gelince zarar görüyor. Beğeniyor, beğenmiyor. Benden alıyor, değiştiriyor. Acele karar vermesinler, görseller iyi incelesinler. Arabasına yakışan, yakışmayan iyi görsünler. Ki montajdan sonra bu ürünler sökmesin demek, araca zarar vermek demek. Evet. Çünkü bunlar silikonla, mastikle, vidayla montalanan ürünler. Araçlarına zarar vermeden kaliteli ürün seçebilecek firmalarla çalışmalarını istiyoruz. Evet. Bizde sektör ihtiyacı olan herkesin sunmuş olduğunuz kaliteli ürün ve kaliteli hizmetten ötürü Kayseri Koca Sinan'da bulunan Osmanlı Oto Aksesuar firmasını buradan bütün izleyicilerimize davetli bulunmuş olalım. Teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah. Sağ olun. Çok sağ olun Hasan Bey. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.